Bireyler seçim ve karşılaştırmalar yaparak bir şeyi başka bir şeye tercih ederler. En iyi tercihin ne olduğuna karar vermeye çalışmaları, yaptıkları bu karşılaştırmalara bağlıdır. Bir alternatife karşı başka bir alternatif. Bir fast foodçu da sipariş verirken durumunuzu düşünün. Bir hamburger ve biraz patates kızartmasından oluşan bir menüdeki fiyatın 10 dolar olduğunu görünce 2 numaralı menüye bakarsınız. 2 numaralı menüde hamburger, patates kızartması ve bir milkshake'den oluşuyor diyelim ve fiyatı 13 dolar. Hangisini alacağınıza karar vermeden önce bu ekstra 3 dolar bana ne sağlayacak diye düşünürsünüz. Bir adet milkshake sağlayacak. Demek ki ekstra bir birim içeceğinin maliyeti bana 3 dolar olacaktır. Yani cevaplamaya çalışacağınız soru şu, milkshake benim için 3 dolar değerinde midir, değil midir? Ve sonra kararınızı verirsiniz, bir ya da iki numaralı menüyü seçersiniz. İşte bu marjinde düşünmedir. Marjinde demek, bir seçim yaptığımda ortaya çıkan ilave bir birim, ilave bir artış ve küçük bir değişim hakkında düşünmek demektir. Marjinal düşünme analizi, elmasın hayatın vazgeçilmezi olan sudan neden daha pahalı olması gibi şaşırtıcı şeyleri anlamamıza yardımcı oluyor. Cevap, suyun marjinal faydasının elmasın marjinal faydasıyla karşılaştırıldığında daha hızlı düşmesidir. Susadığınızda içtiğiniz ilk bardak suyu düşünün. Gayet tatmin edicidir. İkinci bardağı düşünün. 20. ya da 50. bardağı düşünün, 50. bardağı içtiğinizde artık pek de mutlu olmadığınızı göreceksiniz. Elmasları düşünün. Ekstra bir birim elmasın marjinal faydası nedir? Marjinal faydası muhtemelen hiç azalmayacak, hatta belki artacaktır. Yani bir birim ekstra elmasın değerini bir birim ekstra suyun değeriyle karşılaştırdığınızda neden elmasın sudan daha pahalı olduğu açıktır. Bireyler her zaman marjinal seçimler yaparlar. Biz fark etmesek bile bu bizim düşüncemizin bir parçasıdır. Sadece bir numaralı menüyü ya da iki numaralı menüyü satın alma gibi bireysel kararlar değildir marjinal düşünmeyi oluşturanlar. İş dünyası da bu düşünce yoluyla karar alır. Örneğin bir şirket ilave bir eleman daha almak istiyorsa onlar tamamen bu şekilde düşünür. Ekstra elemanın bana maliyeti ne kadar olacak? Maaşı kadar bir maliyet olacak. Hmm. Şimdi bunu ne kadar üreteceğiyle karşılaştırmam gerekiyor. Bir birim ekstra eleman almanın katma değeri ne olacak? Onun marjinal üretimi ne olacak? Ve elbette eğer onun marjinal üretimi benim ona ödeyeceğim marjinal maliyetten fazlaysa bu ekstra kişiyi işe almaya karar vermek karlı bir karar olmayacaktır. Teşvik tedbirleri, fırsat maliyetleri ve marjinal düşünme gibi temel araçlar birbirini ikna edemezler, birbirlerini tamamlarlar. Onlar ekonomistlerin dünyayı gördüğü şekliyle birbirinin içine geçmiştir. Böylelikle birey menü 1 ile menü 2 arasında karar verirken 3 dolar daha fazlaya mal olacak milkshake'i alıp almamayı düşünürken yalnızca milkshake'in ona vereceği ekstra mutluluğu değil, aynı zamanda milkshake satın almak için kullandığı bu 3 doların fırsat maliyetini ve bu 3 doların alternatif kullanımını da düşünür belki sinemada biraz popcorn belki bir şeker ya da başka bir şey marjinal düşünme aynı zamanda bu paranın fırsat maliyetini ve kaynaklarını nasıl tahsis edeceğinizi düşünmek de demektir yani bunu her zaman yaparız bir kamu görevlisi bağlılık hissetmediği için marjinal analizi doğal olarak yapmayabilir ancak yapması gerekir Zira kamu fonlarının alternatif kullanımları da vardır. Bu yüzden bir kamu görevlisinin şöyle düşünmesi lazım. Eğer ben bu kaynakları bu projeye tahsis edersem, bundan ne kadar çok şey elde edeceğim, belki yeterince şey elde edemeyeceğim ve bu parayı başka bir yere yatırırsam daha iyi olacak.